Kaldığımız yerden devam edelim. Tarlalar oradan sulanıyor, içine girilebiliyordu ama bugünlerde girilemiyor. Çünkü rengi artık siyaha dönmüş durumda. Hatta siyah demek bile az kalır, simsiyah. Kokudan yanaşmak da mümkün değil. İçindeki canlılar da zaten çoktan ölmüş durumda. Bakanlık denetliyor mu, denetlemiyor mu bunu da bilemiyoruz. Çünkü o konuyla ilgili de belirsizlik var. Ama bir gerçek var ki dökülen atıklar Gediz Deltası'nı bitirdi. İçiyorduk. Evet. İçiyorduk yani. Su içiyorduk buradan. Eşip gördün mü? Su içiyorduk. Hayvan otları. Su içiyorduk. Eskiden su içilir, hayvan otlar, tarlalar sulanırdı. Hatta içine girip yüzenler vardı. Şimdi rengi simsiyah. Kokudan yanaşılmıyor. İçindeki canlılar öldü. Türkiye'nin en büyük deltalarından Gediz, deyim yerinde ise tükendi. Yani bütün sıvı atıkları Gediz'e döküyor. Evet. Bu balık ölümlerinin evet. olma sebebi yani, değil mi? Yani hem Gediz'e döküyor hem yani kişilerin tarlalarına döküyor. Biyogaz tesisinden dökülen atıklar kirliliğin en büyük sebebi. Tarlalardaki ürünleri de etkiliyor. Ürünler sağlıklı mı? Bakanlık tesisleri denetliyor mu? Bilinmiyor. Ama Gediz'in pis suyu Manisa ve İzmir gibi çok sayıda şehre akıyor. Sistem burada atıldığı için bundan sonrası komple kapkara gidiyor yani. Tabii tabii. İzmir Körfezi'ne kadar kapkara evet. gidecek. Aynen aynen. Değil mi? Aynen. Firma yetkilileri de gübre niyetine atıkları tarlaya döküyor. Tarlalar kuruyor. Vekilim bak sadece balık değil bak şurada su kaplumbağası bak o da ölmüş.